Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Evet, bugünkü şirket değerleme ve eğitim programımızda model şirket SASA. Arkadaşlar, parmakla, ısrarla işaret edilen şey aslında aslını gizliyordur. Evet, bugün üstünde dura dura özellikle SASA'nın işte FAVÖK'ünden açıkladığı kardan uzun uzun hızlı hızlı anlatıldı. Muhtemelen piyasadaki uzmanlar da buna ilerleyen saatlerde eşlik edecekler gibi duruyor. Peki arkadaşlar, evet, baktığımızda kar zarar tablosuna söylenilenler doğru. Yani aksini söyleyecek bir tablo yok. Ama sadece gelir tablosu üzerinden, yani bir şirketi değerlemek için sadece gelir tablosu üzerinden değerlendirmek son derece hatalı ve yanlış olur arkadaşlar. Bir işletme bir bankaya yüklü miktarda kredi çekmeye gittiğinde banka kredi onayı yapmadan önce der ki şu aktiflerini pasiflerini bir getir. Bir bilançonu, bir gelir tablonu bir göreyim der. Aktiflerini, pasiflerine bakar. Aktiflerle pasifler birbirini çek ediyorsa, birbirini onaylıyorsa, öz kaynaklarıyla birlikte gelir tablosunu değerlendirerek ona göre kredi onayı yapılır ya da yapılmaz. Şimdi arkadaşlar, fıkra ya bu. Kayserilerin bu para hikayeleri, fıkraları çoktur. Alınmasınlar. Kayserilinin kış günü eşeği kuru ot yemiyormuş sarı. Bakmış eşek güçten, kuvvetten düşüyor. Eşeği zinde tutabilmek için eşeğin gözüne yeşil gözlük takmış. Sarı otları eşek yeşil görünce başlamış yemeye. Şimdi bunu niye anlattım? Az buçuk anladınız. Şöyle bir bakalım şirkete arkadaşlar. Evet. Varlıklarından başlayalım. Hazır değerlerde gerileme var. Ticari alacaklarında hızlı bir şekilde artış görüyoruz. Stoklar stabil, çok cüzi bir geri çekilme var. Ama duran varlıklarında bir azalış görmekteyiz. Evet, verimlilik ve nakit açısından değerlendirdiğimizde işletmenin hazır değerleri bir önceki dönem varlıklar içerisindeki 15.40 olan payı cari dönemde %9'lara gerilemiş. Toplam aktifler içerisindeki hazır değerlerin oranı bir önceki dönem %4'müş, cari dönemde %2'ye gerilemiş. Tabii burada yatırımcının asıl bakması gereken hazır değerlerinde nakit ve nakit benzerlerindeki değişimler değil, esas faaliyet karını dikkate almalıdır. Evet, ticari alacaklarında toplam dönen varlıklar içerisindeki bir önceki dönemki payı %25'ten cari dönemde %38 nispetinde artış gösterirken varlıklar içerisindeki artışı %88 olarak gerçekleşmiş. Evet, bir paralarını tahsil etmede bir gün sayısı artışı söz konusu. Evet, stoklarda çok bariz bir artış yok.
Ama bundan sonraki bilanço dönemini takip etmek, takip etmek derken az sonra şeyde bakarız, dipnotlarında 3 aşağıya 5 yukarıya gelecek bilanço dönemini kestirmeye çalışırız birlikte. Evet, brüt işletme sermayesi %25 oranında artarken toplam varlıklar içerisindeki bir önceki dönem %35 olan payı cari dönemde %42'ye artış göstermiş. Sabit varlıklar içerisindeki payı. Toplam varlıklar içerisindeki payı da %26'dan %29,5'a artış kaydetmiş. Maddi duran varlıkları %5 nispetinde artış. Dolayısıyla öz kaynakların artışıyla iktisadi varlıklarda da 993 milyon bir artış kaydetmiş. Gelelim borçlarına arkadaşlar. Evet. Şimdi varlıklara baktık. Bir de kaynaklara bakalım. Yani yükümlülüklere bir bakalım. Nasıl bir yükümlülüğe sahip işletme? Finansmanda öz kaynağın katkısı %5 geri gelmiş. Yabancı kaynakların payı %2 nispetinde artış göstermiş. Öz kaynakların borçları olan oranı %6,5 azalmış. Bunlar çok büyük olmasa da, yani yüzdesel olarak, oransal olarak çok büyük olmasa da olumsuz işletme için gelişmeler diyebiliriz. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı da %7 artış göstermiş. Çok büyük bir artış sayılmaz. Ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da öyle çok fazla aman aman artmamış. Uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı da %9,5 nispetinde azalmış. Belli ki hazır ve hazır değerlerdeki azalmanın sebebi işletme uzun vadeli borçlarını ödemiş, yani finanse etmiş. Bu da hazır değerlerin düşmesine sebebiyet vermiş. İşletme sermayesine baktığımızda çeyreksel bazda %10 bir işletme sermayesi kaybını görmekteyiz. Son derece olumsuz bir gelişme. Net finansal borçlarda da %3,5'luk bir artış. Çok olmasa da finansal borçlarında bir artış söz konusu. Bu pandemi döneminde de bu yani yalnız arkadaşlar, bir işletmenin ticari alacaklarıyla borçlarını finanse etmesi son derece olumludur. Ama bu oran son derece düşük SASA gibi bir şirket için. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansmanı %91 nispetinde son derece düşük. İşletmenin büyük bir oranda döviz pozisyon açığı bulunmakta arkadaşlar. %2570 işletmenin döviz pozisyon açığı oluşmuş. Bakın. Toplam Türk parası varlıklar %6-%7 oranında geri çekilirken yabancı para varlıklar %1217 artış göstermiş. Bu güzel. Fakat
Yabancı para yükümlülükleri de %2038,5 artış göstermiş. Yani yabancı para varlıkları, yabancı para yükümlülüklerinin çok altında görülüyor. Yabancı para varlıklarının yabancı para kaynaklarını karşılama oranı da bir önceki dönem %39'muş, cari dönemde %24'lere gerilemiş. Yani bir ağır finansman yükü olduğunu görüyoruz. Bakalım dipnotlarına baktığımızda arkadaşlar, bankaya şu nakit ve nakit benzerlerindeki azalışı bankalar hesabına baktığımızda, evet, bakın, bankalarda dahil olmak üzere toplamda yabancı para varlığı 1.846.847.000.000 diyelim. Buna karşılık kısa vadeli yükümlülükleri 4.5 milyar, uzun vadeli yükümlülükleri 3 milyar, toplam yükümlülükleri, yani toplam varlığına, yabancı para varlığına karşılık toplam yabancı para borçları 7 milyar 618 milyon arkadaşlar. Ve yabancı para pozisyon açığı 5 milyar 772 milyon olarak karşımıza çıkıyor ve bunun da büyük bir ağırlığı euro. Evet arkadaşlar, devam edelim. Gelelim öz kaynaklara. Evet, işletmenin birikmiş karı artış göstermiş. 2021'in ilk çeyreğindeki payında artış var 2020'ye göre. Fakat toplam öz kaynaklar içerisinde işletmenin karının payı hızlı bir ve büyük bir şekilde geri çekilmiş. %3'lerden %1'lere, 3'te 1 oranında öz kaynakların toplamında karı geri çekilmiş, azalmış. Öz sermaye karlılığının payı bir önceki dönem %2.38'miş, cari dönemde 3.73'e artış kaydetmiş. Evet. Arkadaşlar, enflasyonu %17 TÜİK verileriyle kabul ettiğimizde içsel sermaye yaratma yolu ile öz kaynakların finansmandaki payı %4 ile çok sınırlı kalmış. Çok sınırlı kalmış. Yani bunun enflasyon oranının üzerinde olması ancak olumlu olarak değerlendirilebilir. O yüzden finansmandaki payı öz kaynakların çok zayıf ve çok güçsüz. Dağıtılmamış karlarla içsel sermaye yaratmanın payı da bir önceki döneme göre %2 artış göstermiş. Bir önceki dönem %53.82'ymiş. Cari dönemde %55.52'ye artış kaydetmiş. Bu da son derece düşük olarak karşımıza geliyor. Evet, satış hasılatı, net satışlar %152 artarken ama finansman yükünden dolayı da toplam maliyetleri de işletmenin %132 nispetinde artış kaydetmiş.
brüt karı %253,5 artış kaydederken esas faaliyet karı faaliyet giderlerinin %403 artması sebebiyle %221 artış kaydetmiş. Ama dediğim gibi sadece gelir tablosu bize yeterli değil. Şimdi nakit akımında ne yapmış arkadaşlar? İlk önce çok soruluyor, çok konuşuluyor, piyasada da çok dillendiriliyor üzerinde dura dura. O yüzden ben bunu size, bakın arkadaşlar, böyle büyütelim. Evet. İşletme esas faaliyetinden kaynaklanan nakit girişi, işletme sermayesi ihtiyacının finansmanını borçlanma veya sermaye artışına gerek duymadan borçlarını yerine getirmesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi, nakden kar payı dağıtımı açısından temel göstergedir. Nakden kar payı dediği işte ortaklarına ve hisse senedi yatırımcılarına temettü. Bu nedenle analizde dönem içinde hazır değerlerdeki artış üzerinde değil, esas faaliyetlerinden yaratılan nakit yeterliliği üzerinde durulmalıdır. Bakın, analizin kurallarından bir tanesi. Analiste yol gösteren kurallardan bir tanesi. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişi, dönem sonu nakit ve benzerleri artış tutarı oranı ne denli yüksekse, %100'e yaklaşıyorsa olumlu karşılanmalıdır. Şirketin işletme faaliyetinden net nakit girişi oluşturmasına karşın dönem sonu nakit ve nakit benzerleri tutarları azalmış ise, bu durum işletmenin faaliyetlerinden yarattığı net nakit girişi ile yatırımlarını fonladığı veya borçlarını ödediğini gösterir. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. İşletmenin faaliyetlerinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı %646 azalmış. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam. Yani bu bize işletmenin bilançosunun kötüleşme yolunda bir eğilimi olduğunu işaret ediyor. Yine ne dedik? Esas faaliyet kârı. Esas faaliyetten net nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı da %628 azalmış. Şu ikisinin bu kadar yüksek oranla azalışı yatırımcısının işletmede çok dikkatli olması gerektiğini, çok iyi ince hesap yapması gerektiğini bize alenen, açık, seçik beyan ediyor arkadaşlar. Yani kârıyla, gelir tablosuyla güzellemenin, şirketi allayıp pullamanın, bu şirket için konuşmuyorum, yani Sasa için söylemiyorum. Bir söylediğim küçük yatırımcı için bütün şirketlerde göz önünde bulundurmaları gereken önemli bir konu olarak ortaya koyuyorum. Evet, şirket işletme faaliyetlerinden 745 bin TL nakit oluşturmasına karşın 2021 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıkları 115 bin TL azalmış. Yatırım faaliyetlerinden
Nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkışa oranı %2.3 düzeyinde kalıp şirket yatırım faaliyetlerinden 222.500 TL nakit açığı vermiş. Oranın düşük oluşu işletmenin kapasitesini genişletmek veya en azından korumak için yatırım yaptığını, oranın %100'den küçük oluşu işletmenin duran varlık satışı yolu ile nakit yarattığını gösterir. Duran varlıklardaki artış hızını aktiflerde görmüştük arkadaşlar. Evet. Finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkışa oranı da %223 azalış göstermiş. Bu da bize işletmenin, bakın arkadaşlar, hisse senedi yatırımcısı için tekrar önemli bir konuyu göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu bize işletmenin borçlanma yoluna ya da nakden sermaye artışı yoluna gideceğinin öncü göstergesidir. Şimdi 2021 yılında işletmeler finansal yükümlülüklerini, yatırımlardaki sıkışıklıklarını, kısa vadeli döviz bazlı borçlarını ödemedeki kolaylığı halka arzlarla gidermeyi görüyorlar. Yani %19 faizle diyor ben gidip borç almam. Ben diyor halka arz olurum. Yarım kalan yatırımları bir kısmında kısa vadeli döviz bazlı borçlarımı bu halka arz yoluyla fonlarım anlayışıyla şirketler halka arzda birbirleriyle yarışıyorlar arkadaşlar. Şimdi hisse 36 liradan, 37 liradan, 35 liradan, 30 liradan neyse işlem görüyor. Tuttunuz 36 liradan, 35 liradan, 30 liradan hisse senedini aldınız, iştirak ettiniz. Yarın tuttu %200 veya 300. Yani ben bu şirket için söylemiyorum, tekrar ifade edeyim arkadaşlar. Genelde söylüyorum. Yani işletme hisse senedi yatırımcısının hisse senedi alırken göz önünde bulundurması gereken önemli konulara değinmeye çalışıyorum. Şimdi şirket burada bize ya borçlanmaya gidecek, bankalardan veya üçüncü şahıslardan borç alacak, faizle ya da bedelli sermaye artırımına gidecek. Çünkü finansman faaliyetlerinden net nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkışa oranı %223 azalmış. Dolayısıyla işletme esas faaliyetlerinden nakit açığı vermiş. Ticari hayatını sürdürülebilmesi için uzun süreli ticari faaliyetlerini sürdürmek için işletmeler kuruluyor. O zaman ne yapacak? Ya gidecek yüksek faizle bankadan kredi çekecek, zaten ağırlaşan finansman yükünün üzerine bir ağırlık daha koyacak ya da 35 liradan 36 liradan hisse alan yatırımcısına diyecek ki arkadaş sen hadi bakayım karda da zararda da ortakyız, pamuk eller cebe, ben
sermaye artırımına gidiyorum. Sen de bir her hisse için şu kadar bana bedel ödeyeceksin. Şimdi arkadaşlar, yani bu şekilde hisse yatırımı yapmanın bana mantıkla bağdaşır bir tarafını kimse gösteremez. Ne güzel ya. Hem ben senin hisseni alayım. Hem de sana ben tıkandığın yerde ekstradan cebimden para vereyim. Sen bana karşılığında nominal değerli hisse senedi ver. Ben senden temettü bekliyorum. Yani yatırımcı niye hisse senedi, yatırımcısının amacı ne? Temettü kazanmak. Borsada işlem gören hisse senedinin değer artışından satarken para kazanmak. Evet arkadaşlar. Gelelim fon kaynak kullanımına. Benim videolarım arkadaşlar sıkıcı olabilir, seyretmeyebilirsiniz. Ben yatırımcıyı tamamen bilgilendirmek amaçlı bu kanal. Yoksa ben burada işte 1'e 40 gidecek, 1'e 50 gidecek başlıklarla atıp izlenme sayımı çok rahat, herkesten çok daha güzel sağlayabilirim. Ama benim derdim yatırımcıyı bilgilendirmek arkadaşlar. Evet, fonların %16'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilirken %82 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak olmuş. Bitti. Bitti arkadaşlar. Yani bu fonların elde edilişinde ana kaynağın kısa vadeli borç artışı olmamalıdır arkadaşlar. Ana kaynağın dönen varlık artışı olmalıdır. Ana kaynağı. Bakın, yatırımcının, hisse senedi yatırımcısının bir işletmede dikkat etme. Yani bunu gördükten sonra zaten hiç başka bir yere bakmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Yani sadece şu gösterge, şu veri bir şirketin hakkında size en büyük öngörüyü verir. Yeterlidir. Evet. Cari oran 0.63'ten 0.65'e, likitte oranı da 0.20'den 0.32'ye. Yani şirkette büyük bir para sıkıntısı var. Likidite sıkıntısı var şirketin. Bakın, alacakları 41 günden 43 güne artmış. Stokları güzel eritmiş, üretime çevirebilmiş. İşletme sermaye devir hızı da 164 günden 114 güne gerilemiş. Bunlar güzel şeyler. Arkadaşlar, yeni hisse senedi alım için, yani şirkette yeni pozisyon açacaklar için ben hissenin fiyatının çok üzerinde işlem gördüğünü görebiliyorum. Yatırımcısı varsa, ilgilenen varsa olması gereken fiyatı hususunda bana maille başvurduklarında ben kendilerine yardımcı olurum. Ben bu fiyatlardan bu hisseye yatırım yapmam. Kendi açımdan söylüyorum. Yani benim şahsi düşüncem, şahsi görüşüm. Bu fiyatlardan ben bu şirkete hisse senedi yatırımcısı olarak iştirak etmem. Bakarım. Alternatif, aynı sektörde aynı işleri yapan diğer şirketlere bakarım, işletmelere bakarım. Yani işte yatırımları varmış, şusu varmış, busu varmış. O yatırımların beklentileri önceden çok çok üzerinde satın alınmış arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim.
Peki arkadaşlar, görüşmek üzere.